İnanamıyorum Narin. Bunca olanlardan sonra adamın daha cenazesi kalkmadan koşa koşa bana gelip şirketten bahsediyor. Ortaklığın derdine düşmüş. Çeşit çeşit insan var işte, ne yapacaksın? İki tane adam öldü gitti hem de onun yüzünden. Hanımefendinin umrunda mı? Yok, değil tabii. Öyleymiş. Akıl alır gibi değil ama öyleymiş. Bir de ben onun için üzülüyordum biliyor musun Narin? Hamile, tek başına kaldı diye. Söylediğiniz her şey orada yazılı Dilaver Bey. Yazılı. Yazılı da maşallah padişah fermanı gibi. Vuku bulduğunda akdine binaen ilzam etmeyecektir. Avukat yazmışsın. Yazmışsın da sen şunu Türkçesini bir anlatsana bize. Türkçesi şu. Bu ortaklık anlaşması gereğince siz Esma Hanım'dan ticari konularda onun adına karar verme yetkisine sahip olacaksınız. Ama sadece karar verme değil mi yani? Herhangi bir alım satım yaptığında. Merak etmeyin Esma Hanım. İstesem de hisselerinizi alıp kaçamayacağım. Ben bunu söylemedim. Sen de biliyorsun. Bak. O kağıdın benim için tek bir anlamı var. Gelin ağaya dünyayı dar etmek. Yapsıla. Abim mi arasam bir acaba? O sana bir akıl verir. Aradım. Aradım ama açmadı. Daha değil. Bir planım var ama detaylar lazım. Bırak planı. Harekete geçemem. Acele etme Ahmet Ağa. Sağlam iş istiyorsan bekleyeceksin. Bekleyecek zaman yok. Elini çabuk tut. Sabır Ahmet Ağa, sabır. Öyleyse gönül rahatlığıyla İstanbul'a dönebilirim.